günler. Ben Bülent Yalçın. Görsel sanatlarla ilgileniyorum. Aynı zamanda Ebru sanatı ilgi alanım. Ebru Zen'im. Ebru ile ilgilenenlere, Ebru sanatını yoğun olarak yapanlara ve öğreticilere Ebru Zen deniliyor. Şimdi biz burada Ebru sanatıyla ilgili bir takım teknikleri göstereceğim. Onları uygulayacağız. Ebru nasıl yapılır? Onları göstereceğim. Ayrıca tabi Ebru sanatı çok kısa bir video çekimiyle anlaşılacak bir sanat değil. Osmanlı zamanından daha öncelerde uygulanmış olan bir sanat. Ama Osmanlı döneminde yoğun olarak yapılmış. Aynı zamanda da çok güzel eserler üretilmiş. Bu zamana kadar da bu sanat geleneksel sanatlarımız arasına girmiştir. O yüzden çok teknik isteyen bir sanatımız. Boyalarımız toprak boyadır, orijinal, doğal boyadır. Fırçalarımız, şöyle göstereyim, fırçalarımız gül dalından yapılmıştır. Gül dalından yapılmasının sebebi ise çok esnek olmasıdır. Ebru sanatı, geleneksel Türk Ebru sanatımızda gül dalı esnek olduğu için Ebru'ya vurduğumuz zaman, suya vurduğumuz zaman fırçayı, bunun esnemesi gerekir. Bu gördüğünüz kıllar ise at kuyruğu kılından üretilmiştir. At kuyruğu kılı da boyayı çok güzel tutar. Ondan dolayı denenmiş ve at kuyruğu kılında yapılması daha uygun görülmüştür. Türk Ebru sanatımızda fırçalarımız şu şekilde durur. Genelde hep şişe içerisinde, kavanoz içerisinde bu şekilde bırakırız. O da geleneksel Türk Ebru sanatında battal Ebru'yu ortaya çıkarmıştır. Birazdan göstereceğim ilk battal Ebru'yu. Daha sonra desenli Ebru'larımızdan şal Ebru'muz var, gelgit Ebru'muz ve çiçekli Ebru'larımız var. Onlardan birkaç örnek göstereceğim. Şimdi fırçamızı tanıdık. Şimdi bir de Ebru yaparken şöyle birkaç tane çıkarayım şu şekilde. Demir çubuklarımız var. Bunların adına biz deniliyor. Biz aleti. Bunlarla Ebru üzerine boya bırakıyoruz. Su üzerine, daha doğrusu kitre üzerine. Ve bunlarla şekil veriyoruz. Bu da Ebru sanatından farklı bir şekil verme için aletimiz. Buna tarak diyoruz. Tarakla Ebru yapmak için buna ihtiyaç duyuyoruz. Onun dışında kitremiz var. Kitremiz şöyle şu şekilde. Güneydoğu Anadolu bölgesinde geven bitkisi vardır. Geven bitkisinin şu şekilde toz Ebru. Pardon, toz kitremiz bu şekilde. Bu suyla, kireçsiz özel suyla karıştırılıp 24 saat veya daha fazla süre bekletilip, bunun belli bir aşaması var. O kıvamı yakalamak çok önemli. Her kitrede o kıvamı yakalayamazsak zaten Ebru da yapamayız. Bu tecrübeyle alakalı bir şey. Tecrübe, eğer bir Ebru'cu çok tecrübe sahibi değilse kitre yapması çok olanaklı değildir. O yüzden de kitre olmazsa zaten boyayı kitre üzerinde durdurma şansımız veya yapma şansımız Ebru yoktur. Biz bunu hazır halde şu şekilde göstereceğim şimdi. Yapılmış olarak şu şekilde sıvımızı dökeceğim. Bir kenardan hava kabarcığı yapmasın diye. Ebru yapmak için kitremizi döküyoruz. Bu kitrenin önemi çok büyük. Eğer şu kıvamı yakalayamaz isek Ebru yapma şansımız yoktur. O yüzden kitre yapmak da çok Ebru yapmakla alakalı, tecrübeyle alakalı bir şeydir. O kıvamı yakalayabilmek için tecrübe sahibi olmak gerekir. Yani biz Ebru'yu çok kolay haliyle insanlarımız tüm dünya halkı tanısın, sevsin diye biraz kolaylaştırdık. Biraz onlara sevdirme amaçlı kolay hale getiriyoruz. Hazırlıyoruz her şeyini. Onlara sadece fırçayla kitre üzerine boya serpme işi kalıyor. Bu da çok zevk veriyor insanlara. Ben daha önce katıldığım üniversitelerin bahar şenliklerinde ve diğer özel olarak çağrıldığım yerlerde
İnsanlara bunu, çocuklara, büyüklere, 7'den 70'e herkese yaptırdım. Çok büyük bir talep var. Bu talep de ebru sanatının çok özel bir sanat olmasından kaynaklanıyor. Ve suyun üzerine resim, şekil yapılmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü su üzerine normalde biliyorsunuz herhangi bir şey, resim yapılmaz. Ama bu suyu içerisine tamamen doğal olarak bitkisel karışımlarla, suyun bitkisel karışımlarla elde edildiği bir çalışma. Bu da dediğim gibi yine çok özel, Ebru'yu çok özel kılıyor. Şimdi ben tekrardan biraz daha kitre koyacağım. Evet, bu yoğunluk çok önemli. Hazırlamış olduğumuz kitreyi yavaşça boşaltıyorum. Şu kadarcık. Biraz sanırım yeterli. Evet, bu hazırlanmamış hali kitremizin. Onu az önce göstermiştim. Tekrar göstereyim. Yerine koyuyorum. Şimdi burada boyalarımız var. Bu boyaları sizin için göster amaçlı hazırladım. Bunları şimdi küçük bardaklara koydum. Plastik bardaklara koydum. Daha iyi görmeniz açısından, boyaların rengini daha iyi görmeniz açısından. Tabii bu kadar değil boya çeşidimiz. Biraz daha farklı boya çeşitlerimiz var. Onu da karışım yaparak elde ediyorum. Çok farklı boya çeşitleri elde ediyoruz. Boyalarımız toprak boyadır, söylemiş olduğum gibi. Toprak boyalar orijinal, doğal, topraktan yapılma boyalardır. Bazı boyalarımız farklı bitki köklerinden de yapılabiliyor. Tamamen doğal bir sanat. Burada normalde şöyle cam kavanozlarımız da var. Onlarda da yapıyoruz. Burada tam görülmez diye ben öyle küçük bardaklara koydum. Ama arzu eden ister küçük plastik bardaklarda, isterse de bu şekilde kavanozlarda yapabilir. Şimdi Ebru sanatımıza hafiften bir giriş yapacağız. Şöyle yapıyoruz. İlk önce teknemiz, Ebru teknemiz. Şu görülen Ebru teknesi. Derinliği 7 santim civarında. 36'ya 35, 36'ya 51 santim. Şu şekilde. Ebru sanatı aslında çok güzel bir sanat, fakat aynı zamanda çok pahalı da bir sanat. Yani diğer sanatlar gibi, bazı sanatlar gibi çok ucuz değil ve süreklilik arz eden bir sanat. Ve çok zevkli. Yapıldığı zaman insanı sürekli kendi içerisine çeken bir sanat dalı. O yüzden kendi içerisine çeken bir sanat dalı. Şu hava kabarcıklarından hemen kurtuluyoruz. Hava kabarcıkları resmimizin kağıda çıkmasını, boyamızın kağıda çıkmasını engeller. Çok ince bir sanat. Bunlardan küçük bir tanesinin olması bile resmimizi bozabilir. O yüzden şöyle almaya çalışalım. Evet, aldık. Şimdi şuradan hemen fırçamızın birini alıyorum. Hemen fırçamızın bir tanesini alıyorum. Evet. Normalde her rengin ayrı bir fırçası vardır. Onu kullanmak zorundayız. O yüzden bu rengimiz sarıyla kullanılmış. Şimdi şu şekilde ilk önce ben de sarıdan başlamak istiyorum. Açık renklerden. Tabii bu. Evet, şimdi hemen Ebru'muzu yapmaya başlayalım sarı rengimizle. Hemen ben ayağa kalkayım şu şekilde. Şimdi fırçamızı teknemiz üzerine getiriyoruz. Elimi bu şekilde tutup bu şekilde teknemize boyamızı atmaya başlıyoruz. Şimdi açık renk olduğu için su yüzeyinde görünmeyecektir. Bu
kağıt üzerine çok güzel bir şekilde yansır, çıkar. Tabi boyanın, ben Ebru'dan biraz daha bahsetmeye devam edeyim. Boyanın, diyeceksiniz ki boya nasıl kağıda yapışıyor. Bu kitre denilen madde biraz yapışkanımsı bir maddedir, sıvıdır. Bu da resmi, yani su üzerindeki boyayı kağıda yapıştırıyor. Aynı zamanda Ebru'da sığır ödü de kullanılıyor. Sığır ödü nasıl kullanılıyor derseniz, sığır ödünü alıyoruz, benmari şeklinde kaynatıyoruz. O sığır ödünün suyunu alıp toprak boyalarımızı Ebru kitresi üzerinde boyaların ne kadar açılmasını istiyorsak o kadarcık damlalarla tarif edebileceğim sığır ödü koyuyoruz. Sığır ödü boyanın, toprak boyanın kitre üzerinde ne kadar açılacağını ayarlıyor. O da yine tamamen tecrübeyle alakalı bir şey. Yine dediğim gibi yıllarca Ebru yapmış olmak gerekiyor. Onu anlayabilmek, uygulayabilmek için. Yoksa sığır ödünü fazla koyduğunuzda boya tamamen açılır. Yapacağınız çiçek desenini veya herhangi bir deseni yapamazsınız. Bu da ne yapar? Ebru'nun yapılmasını engeller. Şimdi sarı rengimizle başladık. Zeminimizi oluşturduk. Fırçamızı şöyle bırakıyoruz. Hemen sarı rengimizin üzerine yine tekrardan başka bir ton daha sarı atacağız. Hafiften. Evet. Şöyle fırçamızı iyice boyamızı yediriyoruz. Yine şu şekilde başlayaraktan Ebru'muzun üzerinde, kitremizin üzerinde, teknemizin üzerinde geziyoruz. Boyalarımız yine ne kadar atacağımız bize bağlı. Tabii ki ne kadar çok Ebru yaparsak o kadar çok iyi şekilde tekne üzerinde boyalarımızı ne yapabiliriz? Gezdirebiliriz veya farklı vuruşlarla farklı desenler, motifler elde edebiliriz. Şimdi bu fırçamızı da bırakıyorum. Yine ama bırakmadan önce şurada bir sarımız var. Hemen o sarıyı da o sarıyla birleştireceğim. Biraz sarımızı çok yoğun olduğu için karıştırıyorum. Evet. Hemen. Bu sarımızdan da biraz üzerine. Evet. Atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kitre üzerinde bu tonlamalar nasıl açılıyor görüyorsunuz. Şimdi bu yaptığımız bizim battal Ebru. Yani Ebru sanatının, klasik Türk Ebru sanatının ilk motifi battal Ebru'dur. Demiş olduğum gibi fırçamızın şu şekilde durmasından kaynaklı burada boşluk yaratır. Boyaya batırdığımız zaman, düştüğü zaman yuvarlak yuvarlak, puanlı bir şekilde düşer. Buna da battal, yani büyük dairesel şekiller olduğu için buna da battal Ebru verilmiştir. Biraz daha şunu altın sarımızdan alayım. Şu şekilde. Ebru'da şöyle bir özellik ve güzellik var. Yapılan bir Ebru hiçbir zaman aynısı bir daha yapılamıyor. Bunun sebebi ise biliyorsunuz su üzerine yapıldığı için bir Ebru'yu su üzerinde aynı motifi vermek, aynı deseni vermek olanaksız. O da bu Ebru'yu kim yaparsa yapsın, yapılan Ebru kişiye özel bir Ebru oluyor. Ve herkesin kendi özeli olan bir Ebru oluyor. Bu da Ebru yine özel kalan etmenlerden bir tanesi. Ve asla hiç kimse de ondan olmuyor. Dünyada yaptığınız Ebru tek oluyor. Yani bu sanatın bu özelliği de Ebru sanatına ilgiyi doğal olarak arttırıyor. Şimdi sarıların üzerine yine şu şekilde hafiften bir farklı bir ton atalım. Turuncu atalım birazcık. Yine sıcak renklerden gidelim. Yani burada renkleri tamamen siz kendiniz iç dünyanızdan gelen duygularınızla beraber hareket edip renklerinizi ona göre seçebilirsiniz. Ve Ebru'nuzu o şekilde oluşturabilirsiniz. Tamamen sizin iç dünyanızla alakalı.
O anda ne hissediyorsanız bütün hissettiğiniz Ebru'ya yansır. İnsanın iç dünyasını yansıtır Ebru. Ebru sanatı. Çünkü o anda yapılır ve o anda çıkar. Anlık duygularınızı ve içerisinde bulunduğunuz duygularınızı direkt olarak ne yapar? Suya yansıtır ve onu kağıda alırsınız. Şimdi ben bir renk daha atmak istiyorum. O rengi attıktan sonra Ebru'muzu çıkartacağız. Bir renk daha atalım ve Ebru'muzu çıkartalım istiyorum. Onu da şu şekilde biraz daha zıt bir renk kullanalım. Hafiften bir mor atalım. Sıcak ve soğuk renklerin birbirlerine karşı vuruşu olsun. Evet. Fazla atmayacağım. Bu şekilde atıyorum. Ve şimdi çıkaracağım. Evet. Şimdi Ebru'muzu çıkaralım. Ebru kağıdı da özel bir kağıttır. Dolayısıyla özel bir sanat olduğu için kağıdı da özeldir. O yüzden kağıdımızı şekil alıyoruz. Ebru'muzla. Teknemizin üzerine Ebru'muzu koyacağız. Bunda dikkat etmemiz gereken şey hava kabarcının tekrar bak üzerinde hava kabarcığı olmaması. Evet. Ebru sanatı çok hassas bir sanattır. Evet, şimdi kağıdımızı üzerine koyduk. Bu şekilde biz elimizdeki biz demir çubuğuyla, biz aletiyle yapmış olduğumuz hareketler, eğer herhangi bir hava kabarcığı varsa içerisinde, onu çıkartmak ve kağıdı boyanaya tamamen yedirebilmek. Şimdi kenarlardan fazla olan boyalarımızı şu şekilde alalım. Bunları aldıktan sonra ben Ebru'yu çıkartacağım. Bir arkadaşımız da masaya serecek Ebru'muzu. Bu yapmış olduğumuz battal Ebru. Evet. Kenarlarını temizledik. Bu boyayı çıkarken kitremizi kirlenmemesi için, eğer kağıdımız tekneye biraz küçük geliyorsa bunu yapmak zorundayız. Tam kaplıyorsa yapmaya gerek yok. Evet. Bakın. İşte Ebru sanatımız. Şu şekilde. Ben masaya sereyim. Şu şekilde atayım. Evet. Bir saniye şöyle yapalım. Evet. Şunu düzlemem lazım bir saniye. Tam görebilmeniz için. Evet, yaptığımız Ebru, battal Ebru. Renk tonlarını görüyorsunuz, ne kadar güzel, ne kadar canlı. Birazdan Ebru sanatının farklı bir tekniğine geçeceğiz. Farklı bir desenine geçeceğiz daha doğrusu. Evet, şimdi de tekrardan kağıdımızı şu şekilde temizleyelim. Pardon, kağıdımızla teknemizi temizliyoruz. Burada kalan boya kalıntılarını şu şekilde alıyoruz ki bir sonraki yapacağımız Ebru daha temiz çıksın diye. Evet, bir kez daha alıyorum şöyle. Evet, güzel.
Şimdi yine Ebru sanatımızın şal Ebru'sunu göstereceğim size. Şal Ebru'yu göstereceğim. Bu sefer yine ne yapalım? Bu sefer de direkt morla başlayalım. Üzerine evet, mor renkle başlayalım. Mor rengimizi yavaşça bakın şu şekilde teknemiz üzerine atıyorum. Dipik vuruşlarla. Bu yoğunluğu ben ayarlıyorum. Ne kadar koyu yapmak istersem o kadar atabiliyorum. Tabii ilk etapta sizlere çok koyu çalışmanızı, çok fazla koyu çalışmanızı tavsiye etmem. Yani vuruşlarınızdan bile ebru etkilenir, boya dibe çökebilir. Şu şekilde ufak ufak vuruşlar yaparak da. Evet, şimdi zeminimizi oluşturduk. Mor olarak zeminimizi oluşturduk. Şimdi bunun üzerine farklı renkler atacağız. Bu renklerimiz tamamen yine bize kalmış renkler. Mor üzerine biraz mavi atalım. Evet, şimdi mavi boyamızı aldık. Koyudan aşağı doğru gidelim bu sefer de. Mavi boyamızı aldık. Bardağımızın kenarına biraz boyasını süzdük. Ve şimdi yine gül dalı fırçamızla hafif hafif mor rengin üzerine ne yapıyoruz? Boyamızı atıyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi farklı bir renk deneyeceğiz. Bu renklere tamamen doğal olarak, spontan olarak karar veriyorum. Evet, şimdi üzerine hafif bir şöyle yeşil atalım. Evet, yeşil atmaya başladım, görüyorsunuz. Hiçbir renk birbirinin içerisine karışmaz. Sadece birbirini sıkıştırır. Hiçbirini iter. Evet, yeşil attım. Şunu da yapabiliriz. Yeşilin üzerine tekrardan mor rengi atma imkanımız yine var. Evet. Mor rengimizi atalım tekrardan. Evet. Birazcık daha mor alacağız. Mor rengimizi tekrar yeşillerin üzerine hafiften serpiştireceğiz. Bu farklı bir desen olacak. Evet, çok az, çok az. Şöyle bu şekilde hafiften atıyoruz. Yeşiller arasına morlar katıyoruz. Evet. Şimdi içerisine bir tane de sıcak bir renk ekleyelim. Sonra ebrumuzu ne yapalım? Çıkaralım. Hafif bir pembe ekleyebiliriz. Onu da şöyle farklı bir fırçam var. Onunla yapacağım. Çünkü bazı renkleri çok küçük atmamız gerekiyor. Çok fazla dağıldığı için veya vereceğim bir motife göre değişebilir. Evet, şu şekilde. Bunlar şimdi burada görünmüyor ama kağıtta göreceksiniz. Hafif daha alalım. Evet. Pembe rengimiz. Biraz daha alalım. Evet. Biraz daha alalım. Tam istediğim gibi olmadı. Açılmaları. Evet. Şimdi biraz daha fazlalaştırırsak daha güzel matif çıkacaktır. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi elimize şu şekilde bizlerden demir çubuklarımızı alıyorum. Ve burada şal ebrumuzu oluşturmak için başlıyorum.
hızlı olmayan hareketlerimizle ebrumuzu şal ebruya çeviriyoruz. Şal ebru motifini çalışıyoruz. Evet, şimdi çok hızlı gittiğimizde boyayı da bizim gittiğimize doğru taşırız. O yüzden hızlı hareketlerle değil de daha yavaş hareketlerle ebrumuzu, desenimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Şu anda tamam. Şimdi ebrumuzu çıkartacağız. Kağıdımızı aldık. Demir çubuğumuzu da alıyoruz. Bakıyoruz tekrardan. Evet. Çok yavaş bir şekilde. Ebru sanatı çok hassas bir sanattır. Hava sıcaklığından dahi etkilenir. Normalde 20-22 derecede ebru yapılırsa daha güzel olur. Tabi farklı hava şartlarında da yapılabiliyor ama çok soğuk olmaması, çok sıcak olmaması çok önemli. Sıvı, kitle sıvısı açısından. Evet, yine bu şekilde hava kabarcığını kontrol ediyoruz. Yine şu şekilde teknemizin kenarlarındaki boya fazlalıklarını alıyoruz. Evet. Buradakini de alıyoruz. Hemen şu kenarlardakini alalım. Ebrumuzu artık çıkaralım. Çıkartıyoruz. Evet. İşte ebrumuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer ebrumuzu çıkarttık. Şu bu gördüğümüz ebru tekniklerinden şal ebru olarak geleneksel Türk ebru sanatında geçer. Bu gördüğümüz ebru ise battal ebru olarak geçer. Tabi gelgit ebru da var. Farklı ebru stilleri de var. Ben onlardan bir tanesini, çiçek ebruyu göstereceğim size, lale yapımını. Onu da göstereceğim yanına koyduğumuz zaman. Üç arasında farklılıkları zaten göreceksiniz. Hepsinin özelliği birbirinden farklı, hepsi birbirinden güzel. Şimdi diğer ebru yapmak için. Yine burada teknemize bir önceki buradan kalan boya kalıntılarını temizliyoruz. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz üzere burada kalan boya kalıntılarını almıştık. Tekrar temizleyelim. Şimdi ise lale ebru yapımına laleye geçtik. Laleye yapacağız. Bunun için de yine açık bir zemin oluşturmayı düşünüyorum. Açık bir zemin oluşturacağım. O zemini de yine evet şimdi lale ebrusu yapacağız. Bunun için zemin oluşturacağız. Zeminimizi kanarya sarısı rengiyle oluşturuyoruz. Evet.
Bu şekilde başlıyoruz. Yavaş yavaş rengimizi teknemize atıyoruz. Evet, görüldüğü gibi biraz rengimiz açık bir renk. Kitle üzerinde pek net görünmeyebilir. Dediğim gibi kağıt üzerinde daha net görülecektir. Evet. Köşelere de biraz atalım. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Diğer rengimiz ise bakalım, altın sarısı rengi olacak. Onun için de yine şu rengimizi alalım bıçağımıza. Kendi yaptığımız altın sarısı rengini de yine bir farklı arz etmesi için teknemizi atıyoruz. Evet. Biraz da sarı renk katmak istiyorum içerisine. Sarı rengi de şu fırçamızla. Bu normal sarı. Evet, normal sarımızı da biraz atacak. Normal sarımızdan biraz daha atalım. Evet, şimdi yine kitremizi üzerine motif yapıyoruz. Bu motif lale ebru yapacağımız için önemli. Şimdi yeşil rengimizi alıyoruz. Yeşil rengimizle yapacağımız noktalar var. Önce yavaş yavaş noktalarımıza, dairelerimizi yapıyoruz. Bu dairelerimiz birazdan lale ebrosunun yapraklarını oluşturacak. Evet. İçerisindeki boyanın öt miktarı renklerin ilk başta söylediğim gibi kitle üzerinde ne kadar açılacağını belirler. O yüzden hangi renge ne kadar öt koyacağımızı biz kendimiz yapacağımız çalışmaya göre ayarlıyoruz. Yavaş yavaş.
Yaprağımızı oluşturmaya başlıyoruz. Şu anda yaprağımızı oluşturduk. Hemen lalemizi yapmak üzere. Burada renk tercihi tamamen size kalmış. Renk tercihi tamamen bize kalmış şekilde. Lalemizi oluşturmaya çalışıyoruz. Kırmızı koyduk. Tekrardan hafif bir turuncu alıyoruz. Şimdi nalelerimizi oluşturmuş bulunuyoruz. Bu şekilde yeterli. Şimdi kağıdımız nalemizi hemen alalım. Bu lale çalışması kişiye özel olabilir. Farklı laleler yapılabilir. Özgün laleler yapılabilir. Tasarımlar yapılabilir. Biz de kendi tasarımımızı kendimiz oluşturduk. İstediğimiz yerler, istediğimiz gibi boyaları damlatabilir ve o şekilde oluşturabiliriz. Şimdi özgün bir tasarım olan kendi lalemizi ortaya çıkardık. Onu yapacağız. Kenarlarını alalım çünkü kağıdımız tekneyi tam kaplamadığı için. Ufak santim farklar olabilir. Şimdi çıkartıyoruz. Lalemiz şu şekilde. Gördüğünüz gibi hemen sarardık. Evet. Evet, az önce lale evrumuzu da yaptık. Serbest lale çalışması yapmıştık. Şimdi ise son olarak taraklı evru yapacağız. Ve şimdi bu günkü dersimizi, daha doğrusu çekimimizi bitireceğiz. Tabii daha farklı motifler var. Ama şu anda zaman olarak müsait değiliz. Şimdi taraklı evru için yine yapmamız gereken battal evru oluşturmak. Bu sefer renk olarak yeşilden başlıyorum.
yeşilden başlıyorum. Tarak lebru yapacağız. Tarak lebru yapabilmemiz için ilk önce az önce söylemiş olduğum gibi batta lebru yapmamız lazım. Batta lebrudan sonra tarak lebruyu onun üzerine yapacağız. Biraz daha yeşil tonlarını kullanıyorum. Bu tamamen aslında size kalmış. Sizin renk ruh halinize, hangi durumunuza kalmış bir şey. Renk seçim olarak. Evet. Şimdi yeşil attığımız miktar kafi. Hemen üzerinde bakın bir hava kabarcığı görünüyor. Onu almam gerekir. Eğer onu almaz isem kağıt üzerinde hava kabarcığı olur ve boyayı oraya çıkarmaz. Hemen farklı bir renk arıyorum. Yeşilin üzerine. Yine şöyle bir biraz daha bakalım. Biraz mor kullanmak istiyorum. Biraz mor kullanacağız. Evet, hafiften mor rengimiz şu şekilde. Kitlemiz üzerine serpiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Hemen onun üzerine bir de mavi renk olabilir. Mavi rengi denemek istiyorum. Evet, mavimiz. Hafiften mavi atacağız. Evet, mavi rengimiz de şu şekilde. Yine bir miktar serpiştiriyorum. Evet, maviyi de serpiştirdik. Mavinin üzerine biraz şimdi açık tonlar serpmek istiyorum. Biraz açık tonlar serpmek istiyorum. Hafif. Evet. Görüyorsunuz. Çok az. Kitre üzerinde yine boyanın nasıl açıldığını görüyorsunuz. Tamamen söylemiş olduğum gibi hangi boyanın kitre üzerinde ne kadar açılmasını istiyorsak o kadar öt suyundan ilave ediyoruz. Bu da yine tecrübeyle ilgili olduğunu daha önce de söylemiştim. Çünkü onun kıvamını ayarlayamazsanız, hangi boyanın ne kadar açılacağını ayarlayamazsanız yapacağınız çalışmayı verimli olarak yapamazsınız. Mutlaka onu tam kıvamına göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi biraz daha farklı bir açık renk katmak istiyorum. Bunu da şöyle. Bu sefer evet. Kanarya sarısından biraz atalım. Kanarya sarısından atıyoruz. Hafiften. Bakın şu şekilde. Hafif hafif geziyorum üzerinde. Bu yeterli. Şimdi biraz da altın sarımız var. Farklı bir altın sarısı yalnız yiyebilir. Çok az da bundan atmak istiyorum. Evet. Evet şöyle. Evet. Evet şu şekilde atıyoruz. Evet, şimdi bu yeterli. Bunun üzerine aslında biraz daha turuncu atayım tekrardan. Yine farklı bir görüntü olsun. Şu şekilde. Evet, şöyle yapalım. Buraya biraz turuncu atalım. Şu şekilde bakın. Renklerin üzerine. Evet. Atıyoruz. Turuncu renginize. Evet, şimdi bir renk daha atıp belirtiyorum. Bu da tamamen sarı rengimiz olsun. Hafif.
tuzu alıyoruz. Evet, tanıklığı buluyoruz. Gördüğünüz gibi yapıyoruz. Ve bunun üzerine istersek şunu yapabiliriz. Tarakla boyu yaptıktan sonra üzerine şu şekilde motif yapıyoruz. Bu da size tamamen kalmış bir olay. Tasarım tamamen sizinle ilgili. Bakın ortasına da şu şekilde. Evet. Taraf levrumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, şimdi hemen taraf levrumuzu yaptık. Çıkaracağız. 100 kilo. Yine havasını almaya çalışıyoruz. Evet, şu anda havasını alıyoruz. Hemen kenarlarından. Aha. Kalıntıları alıyoruz. Evet. Evet, şimdi bunu da aldık. Evet, taraf levrumuzu çıkarıyoruz. Bir saniye. Şu şekilde. Evet. Taraf levru. Bu şekilde. Evet. Sizlere geleneksel Türk el sanatlarından Ebru'yu gösterdim. Ebru sanatımızın birkaç örneğinden bahsettik. Yaptığımız ilk Ebru'muz Battal Ebru, sonra Çal Ebru, sonrası Lale Ebru ve sonra da Taraklı Ebru'yu yapmaya çalıştık. Tabi biraz daha Ebru sanatımızın farklı stilleri var. Onları da yine başka bir zamanda inşallah göstereceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ebru sanatına herkes mutlaka bir gün dener ve o hazzı alır. Dünyada hiçbir zaman bir yerde işi bulunmayan tek Ebru sizin Ebru'nuzdur. Unutmayın. Thank you.
Müzik